CHP'de Baykal'ın ağırlığı hala devam ediyor aslında. Yaşlı olmasına, konuşamamasına, yürümemesine rağmen 1150 tane delegeyi o tayin etmiş. Ölene kadar ne diyorlar? Onursal lider olarak devam ediyor. Hala milletvekili. İşgal ediyor. Genç biri milletvekili olsa CHP'de belki bir katkı sunacak. Ama hala ölene kadar milletvekili kalmak istiyor. İsmet İnönü'nün peşinden gidiyor. O da öyle yapmıştı. Yani Bülent Ecevit'i devirmişti. Ertuğrul Güven'i devirmişti. Deniz Baykal yani Ertuğrul Güven'i ve Bülent Ecevit'i devirmiş bir adam. Baykal'a bir de şunu demiştim. Bu CHP nasıl kurtulur? Faruk Bey'e sormuştu. Gerçekten kurtulmasını istiyor musun? O zaman Ertuğrul Güven'i alacaksın. Günay'ı alacaksın. CHP'nin başına koyacaksın. CHP kurtulur. Yok. Olmaz. Onu sevmiyorum. O sevmiyorsan CHP kurtulmaz. CHP'yi kurtaracak başka kimse yok ki. Ali Sirben mi kurtaracak? Levent Gök mü kurtaracak? CHP içindeki isimler Önder Sağ ekibi mi kurtaracak? Zor dostum zor. Bu CHP düzelmez. Adam olmaz yani. Sedat Peker güzel inşaatta bulunuyor. Şimdi de Baran Korkmaz olayına girecekmiş ama daha Korkmaz Karaca olayını biraz daha genişletti bugün. WhatsApp konuşmalarını paylaştı. Maşallah hem kayıt tutuyor FaceTime yayınlarını hem de WhatsApp fotoğraflarını da alıyor. Tabii siz bu kadar Peker'i tepe tepe kullanırsanız o da pimpleri, pezevenkleri filan deşifre eder. Metin Kıraltlı'yı da deşifre etmişti. IŞİD verdi Suray'a saraydan Erdoğan'ın gönderdiği silahları organize eden üst düzey memur Metin Kıraltlı çok dikkati çekmedi ama pimp olarak Korkmaz Karaca o da CHP kadrosundan hakim hem de hukukçu maşallah maşallah CHP gereğini yapmazsa hiç kredi falan toplayamaz saygı maygıda kalmaz. Bir de Taner Ay terör örgütü var. O da TTT. TTT yapısı Taronis Taner Ay terör örgütü olarak kayda geçti. Erdoğan'a rapor vermişler. Metin Kürük vermiş raporu. 20 milyon dolar transfer etmişler Almanya'ya. Alman istihbaratı tespit etmiş. Sedat Peker de bu paraların Almanya'ya aktarılmasında kendi şirketlerini kullandığı için Almanyalı Osmanlıları tanıyor. AKP'li Metin Kürük son kongrede AKP'de Erdoğan'ın yardımcılığına yükseldi. Aynı bu pimp, pezevenk, korkmaz gibi. Almanyalı Osmanlılar ise 500 kişiyi Almanlar gözaltına aldı, serbest bıraktı. Hala devam ediyor. Yani hala para transferleri, ihale vermekler, efendime söyleyeyim Diyanet Teşkilatı'nda yapılandırma 2014 ile 2018 yılları arasında özellikle 4 yıl boyunca muhtelif Almanya eyaletlerinde 22 merkez, 300 üstü üye, daimi üye, maaşlı bir de gönüllüler var. Kapatıldı bunlar Almanya devleti tarafından. Toplum güvenliğini tehlikeye attı. Gasp, suç, sahtecilik, paramiliter yapılanma gibi suçlar işledikleri için Almanlar duruma el koydu. Taner Ay'ı gündeme getirmiştim. Babası da Erdoğan'a çalışıyor. Onu gündeme getirmiştim. Almanya Osmanlı Çetesi Duisburg Başkan Yardımcısıydı. Daha yeni yayınladığı video itiraf gibi Cermanya Osmanlıların 2018'de yasaklansa bile hala aktif olarak faaliyeti devam ettiğini gösteriyor. Yine paralar akmaya devam ediyor. Metin Külük, Erdoğan yine para gönderiyor. Devletin, milletin parası bu. Erdoğan'ın cebinden çıkmıyor ki. Örtülü ödenekten gönderiyor. Taneray, Taronis olarak biliniyor. Arkadaş ehli keyif mafya yan gelip yatıyor. Taronis isimli ABD orijinli enerji şirketinin Türkiye'ye ondan soruluyor.
Adamın şirketin ismi Taronis. O yüzden Taronis dedim. Ti. Katil adam yani. Sadece Onur gören değil, Gencer değil ki bu Deniz Poyraz'ı öldüren İzmir'de. Taronis'in sahibi Taneray. Erdoğan'la, Hulusi Akar'la, Süleyman Soylu'yla bütün AK Parti'nin kalmış adamlarıyla fotoğrafları da var. Paramiliter yapı kuruyor Almanya'da. Servet, siyaset, iç içe, din kullanılıyor. Milliyetçilik kullanılıyor, faşizm kullanılıyor. Uçkuruna düşkün. Adam şeyler gibi, Godfather'lar gibi yaşıyor Almanya'da. Polat Alemdar zannediyor kendini. Türkiye'yi kurban ettiler. Uçkuruna düşkün. Taneray gibi şerefsizleri kullanarak, cahilleri kullanarak bu bedeli hepimiz ödeyeceğiz. Polis Özel Hareket Daire Başkanlığı'nda atış talimiyle silah eğitimi görmüş Taneray. Fotoğrafları var. Zeki Güven'i öldürmüşler. Ankara İstihbarat Emniyet Müdürlüğü'nde FETÖ'cü diye. Ve devletin tesislerinde bu teröristlere silah talimi, eğitimi yapmışlar. Sadece Sadat değil. Yani emniyetin tesislerinde Taner Ay gibi teröristlere Almanya'dan getirdikleri 300 tane güya gurbetçi Cermen ya Osmanlı grubuna, Almanya'nın terörist olarak saydığı gruba silah eğitimi vermişler. Sonra da diyorsunuz ki 15 Temmuz'u kim yaptı? FETÖ diye namuslu kamu memurlarını hapsedip MİT ve emniyeti ele geçirip Taneray gibi, Korkmaz Karaca gibi pimlerle, pezevenklerle, Metin Külüklerle, nice işte saydığımız isimlerle devlet tesislerini, kamu imkanlarını kullanarak kumpas kuruyorsunuz. Ondan sonra da mafyaları, cuntaları kullanıyorsunuz tepe tepe. Bütün suçlarınızı cemaatin üstüne atıp yırtmaya çalışıyorsunuz. Ülkemizi gerçekten dış güçler mi işgal etti, yoksa bu içerideki çakallar mı işgal etti? Adam pezevenklikte tekel olmuş. Yurt dışına da açılmış. Yani Paramount oteline dair bir bilgi de vereyim. Sezgin Baran Korkmaz'ın davasında, Paramount davası yargılanan Kamil Firud'un Öz Karaman şirketi var. TÜYAP Bodrum Ticaret Sicili'ne bağlıydı. İflasını ilan etmiş. Yani Paramount Oteli ile Baran Korkmaz'la irtibatta olan iş adamları batıyorlar. İflas ilan edip yırtıyorlar. Yargılanıyorlar. Erdoğan onları kurtarmayı başarıyor. Yargı elinde. Devlete vergi vermiyor. Yargıdan yırtıyor. Oh, şirkette kapattı. Kamil Ferud'un Öz Karaman. Korkmaz'ın kullandığı adamlardan bir tanesi. Erdoğan'ın kullandığı, Mücahit Arslan'ın kullandığı adamlardan bir tanesi. Kaç tane var böyle biliyor musunuz? Ah ah, Dinel'den gidiyormuş ya. Diyanet İşleri Başkanı da şehirler arası otobüslerde, mollarda namaz saatlerine göre ayarlama yapın diye yazı gönderiyor, fetva veriyor. AKP'li Gümüşhane Belediyesi de 729 lüks konut yapımı için 70 yıllık camiyi yıkma kararı alıyor. Konu rant olunca ibadethane neymiş? AKP cami sattı kaç tane Tevfik Göksu, Esenler Belediye Başkanı. Her şey rant. Ondan sonra gidiyorlar, Cihangir'de kafeye oturmuş Murat Kahya isimli bir fotoğraf sanatçısını gözaltına alıyor. Bülent diye bir Kılıç diye bir gazeteciyi polis, aynı George Lloyd olayı gibi nefesini keserek gözaltına alıyor. Bir bakıyorsun Associated Press, Fransızlara çalışan bir gazeteci, ha, yabancı gazete yayın organına çalışıyor, serbest bırakalım diyorlar. Türklere zulüm değil mi? Türklere baskı. Yabancı ajansa çalışınca değerli oluyor. Türkiye'deki gazeteler zaten ne kaldı ki geriye? %95'i kendilerinin. Aynı haberleri yapıyor. Ondan sonra kadınlar, bebekler öldürülüyor. Eren Keskin diyor ki
İnsan Hakları Derneği eş genel başkanı, Birleşmiş Milletler'e göre zorla kaybedilen, kaçırılan, uluslararası anlaşmalara uymayan, kendi anayasasına, kanunlara uymayan ülke Türkiye.